Süreç uzun tabii, heykeltıraşım. Son dönemlerde daha çok abstrakt soyut heykeller üzerinde çalışıyorum. Aynı zamanda outdoor işler yapıyorum, public projeler yapıyorum. Ama gördüğünüz atölyede geçiyor bütün hayatım, haftanın 7 günü. Aynı zamanda New York'ta bir atölye var. Biraz orada, biraz burada çalışarak bu süreç devam ediyor. Tamamen bu işe odaklı bir sanatçı için ya da hayatı bu olan bir sanatçı için zaten üretimin durduğu bir nokta çok olmuyor. Yani en basit satış yapsan da üretiyorsun ama yapmasan da üretiyorsun. Çünkü ben kendi adıma bakıyorum. Yani benim yapacak başka bir şeyim yok. Yani hiçbir sergim olmasa da sergi yok, ben biraz artık bekleyeyim olana kadar yapayım gibi bir durum olmuyor. Yani o birazcık da böyle hakikaten sanatçının açlığı gibi oluyor. Bu süreçte de dediğim gibi bundan sonrasında da düşünsel kısım ayrı ama hani için fiziksel üretim kısmında sanatçılar adına çok büyük bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Olacağını da zannetmiyorum. Bundan sonrası için önemli olan hani genelde bizim bir hafıza kayıplarımız oluyor. Bütün dünya için böyle çok kısa sürüyor bu hatırlanmalar. Ha, benim en büyük temennim bu 3 ayın hayat boyu aslında unutulmaması ve burada alınan kararların bütün bu hayata yayılması üzerine olabilir. Yani şöyle, bu pandemiden önce de aslında online satış, online müzayede başlamıştı. Ben de daha çok bu pandemi sonrası online satışlara katılmaya başladım. Daha fazla düşünme, üzerinde daha fazla çalışma fırsatı elde ediyorum. O yüzden benim açımdan online satış, online müzayede konusu çok iyi geçiyor diyebilirim. Çok severek katılıyorum bunlara, çok da keyif alıyorum. Tabii ki herkes şöyle görmek istiyor, almak istiyor ama dediğim gibi insanların öncelikleri de değiştiği gibi biraz alıcı kişinin motivasyonuyla da çok alakalı bir durum. Yani şimdi aile yakınınız veya yakın bir arkadaşınız hastaysa, fiziki olarak iyi değilse, yakın çevrenizden biri bu savaşı veriyorsa sizde ne yazık ki bir kere mental olarak bundan çok etkileniyorsunuz ve öncelikler böyle değişiyor. Eski normale tekrar dönünce ben hayatın özellikle sanat anlamında tekrar eskisi gibi devam edeceğini düşünüyorum.